Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar, ölümünün birinci yılında Lefkoşa'daki mezarı başında anıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Tere, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eski başbakanlardan Hakkı Hatun, bazı bakan ve siyasilerle sevenleri katıldı. Ulusal davası... Anma töreninde ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, merhum Rüstem Tatar'ın özgeçmişini okudu. Selinmez. Törende konuşma yapan eski başbakanlardan Hakkı Rüstem Tatar'ın geride izler ve belgeler bıraktığını söyleyerek Kıbrıs Türk halkının siyasal tarihinde ve yaşamında silinmez bir yeri olduğunu belirtti. Atun, Rüstem Tatar'ın düşünceleri bugün Cumhurbaşkanı olan oğlunun tuttuğu yola da ışık tutmaktadır, dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatarsa konuşmasında, babasının hem ailesini hem vatanını seven bir dava adamı olduğunu belirtti. Sürekli olarak üreten, sürekli olarak çalışan bir kişi, ...gerçekten Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler vermiştir. Her zaman söylediği Kıbrıs Türk halkının ayrı egemenliği, ayrı bağımsızlığı... ...çünkü Rumlarla üniter bir yapıda birleşmek veya federal bir çatı altında birleşmek... ...bizler için uzun vadede hiç hayırlı olamayacağını... ...çünkü Rumların hep arzu ettikleri Kıbrıs'ı bir adası olarak Yunanistan'a bağlama olduğunu... ...dolayısıyla bütün bu düşüncelerini her gün bizimle paylaşan, bize telkinler yapan... Bize gerektiğinde bunları yazılı olarak kalıcı olması için bırakmış çok değerli bir kişiydi. Dolayısıyla bir kez daha hepinize bu aile törenine iştirak ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Kendisine Allah rahmet diliyorum. Nur içinde yatın, mekanı cennet olsun. Onu hiçbir zaman unutmayacağız, unutamayız. Ve onun düşünceleriyle, onun bize bıraktığı o iyi isimle hep bunu anarak yaşamımızı sürdüreceğiz. Konuşmaların ardından Rüsem Tatar'ın mezarı başında dualar okundu.